Sabahattin Ali'den Öyküler. Hazırlayan ve sunan Serpil Ulfaz. Ses, efekt ve kurgu Elif Aksu. 25 Şubat 1907'de Gümülcine'de doğan, 1948'de Kırklareli'nde şaibeli bir şekilde ölen Sabahattin Ali'nin öyküleriyle karşınızdayız. Toplumsal düzene karşı çıkışlarıyla birlikte özgürlük ve hakikat arayışının şekillendirdiği kısa hayatında yalnızlık ve yabancılaşma üzerine şiirler, hikayeler, romanlar yazmış olan Sabahattin Ali, Cumhuriyet döneminin en önemli yazarlarındandır. O eserlerinde insanı ve insana dair olanı toplumsal gerçekçilik anlayışı içinde naif ama güçlü bir şekilde ele almıştır. Portakal. Vapur, Doğu Akdeniz limanlarından birine yaklaştığı zaman ortalık kararmaya başlamıştı. Güneşin biraz evvel battığı, denizle bulutların birbirine karıştığı yerde katmer katmer turuncu yığınlar, bunun karşısında torosların üzerinde ise karlı tepeleri saran al al tüller vardı. Vapur kısa, kalın bir şeydi. Kıçı pek suya batmış, burnu pek havaya kalkmış gibi yürüyordu. 55 yaşındaki makine, kendisiyle aynı yaşta olan tekneyi sıtmaya tutulmuş gibi zangır zangır titretiyordu. Yarım asırdan beri fırçalanıp silinmekten yarı yarıya incelmiş ve aralarındaki zifti dökülmüş olan güverte tahtaları, sıcakta yan yatıp hızlı hızlı soluk alan sıska bir köpeğin kaburgaları gibi kımıldayıp duruyordu. Bir saatten beri dümen vardiyası tutan vinççi İsmail, bacakları bir arşın kadar birbirinden ayrı, çıplak ayakları deve tabanı gibi sımsıkı güverteye, elleri dümene, gözleri limana yapışmış, hiç kımıldamadan duruyordu. Görenler, onun sanki nefesi kesilmiş bir halde çok mühim bir hadiseyi, mesela karşıda taş evlerinin camları parlayan şehrin bir infilakla uçuvermesini yahut denizden büyük bir canavar çıkıp gemiyi birden yutuvermesini beklediğini sanırlardı. Halbuki hiç de böyle büyük şeyler düşündüğü yoktu. O İstanbul'da, Beşiktaş'ın arka mahallelerinden birinde bıraktığı mini mini bir şeyi 15 gün evvel bu son sefere çıkacakları gün doğan oğlunu düşünüyordu. Ona, geçen sene Şile taraflarından İstanbul'a motorle mangal kömürü getirirken boğulan babası Musa Kaptan'ın adını koymuştu. Şimdi kendi kendine ağzını kımıldatmadan mırıldanıyordu. Musa Denizer, Musa Denizer. Çocuğunun hem adını hem soyadını birlikte söyledikçe oğlan gözünde büyüyordu. Limanın önünde yamyası yatan ve üzerinde harap bir kale bulunan adacığa yaklaşmışlardı. Burada dümeni sancak tarafına kırarken okutacağım keratanın oğlunu diye söylendi. Kendisi okumamıştı ama tütünden aldığı karısı tahsilliydi. Hem birkaç sene mektebe gitmiş hem de öteki işçi kızlarla beraber okuyup yazmaya merak sardırmıştı. İsmail her seferden dönüşte bir kör oğlu alır, eve gidip yıkandıktan sonra onu karısına uzatır, kendisi mindere kurularak dinlerdi. Karısı Hayriye hiç kekelemeden, hafızlar gibi başını sallayarak önce resim atlarını, sonra destanları, sonra makaleleri, haberleri, tefrika romanlarını acayip hatta biraz yanık bir makamla okur. Bu sırada İsmail de dudaklarının kenarında müpem bir çizgi, anlasın anlamasın arada bir kahkaha atarak dinler, harp vaziyetine ait yerleri tekrarlatır, vapurda güverte yolcularından yahut izinden dönen neferlerden dinlediği mütalaları birbirine karıştırıp anlatır, gidişat iyi değil gibi Hayriye der, susardı. Bu sükut artık yemek yiyelim manasındaydı ve karısı hemen yerinden fırlar, sofrayı hazırlamaya başlardı. İsmail
Hiç kımıldamayan gözlerini artık iyice yaklaştıkları limana dikmiş dururken arkasından ayak sesleri duydu. Kalın, cızırtılı bir ses, "Ben göremedim yahu," diyordu. Bu gemi süvarisiydi. İkinci kaptanın ince titrek sesi, "Dürbünle iyi bakın, bana var gibi geliyor," dedi. İkisi de kumanda köprüsünün ön tarafına geldiler. Dürbünlerini gözlerine yerleştirerek limanı ve orada sıra sıra dizili duran kara mavnaları uzun uzadıya araştırdılar. Kısa boylu, kırmızı yüzlü, kır saçlı, küt burunlu biri olan süvari tam kitapların tarif ettiği bir deniz kurduydu. Sesi ayazda kalmış gibi yırtık yırtık çıkıyor, gözlerinin uçlarından yanaklarına doğru yaşlar süzülüyor. Gözlerinin altı da içi su dolu kesecikler gibi şişmiş ve yanaklarına doğru sarkmıştı. İkinci kaptansa inadına uzun, sarı, sıska bir şeydi. Kasketini kulaklarına kadar geçirmiş, Şubat ayında buralarda hava pek soğuk olmadığı halde kaputunun yakasını kaldırmıştı. Süvari, "Göremiyorum be," diye söylendi. "Biraz daha yaklaşalım, görürsünüz. Biz yaklaştıkça da hava kararıyor." Sonra somurtkan yüzünü hiç değiştirmeden kesik kesik güldü. Eliyle ikinci kaptanın böğrünü dürttü. "Patlama yahu. Limana varınca anlarız. Eğer bir şey varsa acenteden evvel gelirler." Konuşarak İsmail'in önünden uzaklaştılar. Delikanlı arkalarından bir göz attı. "İnşallah aradığınız çıkmaz," diye söyledi. Bugün bu üçüncü vardiyasıydı. Halbuki onun asıl işi vinççilik olduğu için gemi bir limandan ayrılınca öteki limana varıncaya kadar başaltı kamerasında yatıp uyumalıydı. Ama bu sefer tayfalardan üçünü birden sıtma tutmuş, kaptan da İskenderun'da başka tayfa almaya lüzum görmemişti. İsmail bunun suçunu süvaride buluyor. "Birazdan demir atınca geç vincin başına. Artık gece yarısına kadar mı, sabaha kadar mı? Bira mayna, bira mayna. Çek Allah'ın emrine," diye umurdanıyordu. Ortalık adam akıllı kararmış. Gemi de limana iyice yanaşmıştı. Rıhtımda tek tük ışıklar yanıyordu. İkinci kaptan tekrar kumanda köprüsünün ön tarafına gelerek demirin başında duran tayfalara emirler verdi. Demirin zinciri istim seslerine karışan büyük bir gürültüyle sıçraya sıçraya geminin burnuna doğru gidip delikten geçerek sulara gömülüyor. Vapur makinelerini istop edip olduğu yerde suların akışına kapılarak ağır ağır dönerken bir sürü kayık sanki bir anda peyda oluvermişler gibi geminin etrafını sardı. Fakat aşağıya uzatılan iskeleye yanaşmıyorlar, biraz açıkta duruyorlardı. Yalnız içinde bir polisle bir sivilin ayakta durduğu sahil sıhhiye idaresinin kayığıyla acenteyi getiren kayık, küçücük bayraklarıyla kendilerine bir yol açmışlar, vapura yanaşmışlardı. Hemen bunların arkasından başka bir sandal daha geldi. Pek şişman ve kırmızı yüzlü biri acele fakat alışkın hareketlerle iskelenin iplerine yapıştı. Yuvarlanır gibi yukarı çıkmaya başladı. Kasketini gür kaşlarının üstüne eğerek aşağıyı seyreden süvari koluyla ikinciyi dürterek "Geldi," dedi. "Sen burada kal. Buraya bırakılacak 25 parça eşya var. Ben salona gidiyorum." Birinci mevki kameraların kırmızı kadifeli küçücük salonu bir sürü insanla dolmuştu. Acente önündeki dar masaya eğilmiş, yolculara bilet kesiyor, vapurun katibiyle konçimentoları, ordinoları, bir takım başka listeleri elden geçiriyor, kamarota kahve söylüyordu. Vapura herhangi bir iş için gelenler aradıklarıyla baş başa vermiş konuşuyorlar. Yüzleri yolculuktan kirlenmiş kamera müşterisi şık hanımlarla arsız çocukları etrafa meraklı gözlerle bakıyorlardı. Salonun daracık kapısında yan dönüp şunu bunu iteleyerek güç halle içeri girebilen şişman, kırmızı yüzlü adam süvariye bir köşede yalnız başına oturmuş, pencereden dışarıyı süzer görünce biraz duraladı. Demin onu kumanda köprüsünde görmüş, el sallamış ama öteki görmemezlikten gelmişti. Kendisi daracık yerlerden yatak denkleri, sandıklar, girip çıkarken bir aralıkta sıkışıp kalan yolcular arasından yol bulup gelinceye kadar kaptanın salona inip köşeye yerleştiğini görünce "Tuzağı kurmuş bekliyor domuz herif," diye homurdandı. Sonra iri dudağını yalayıp ıslattı, yüzüne tatlı bir ifade vererek o tarafa yürüdü. "Nasılsın süvari bey?" Süvari hiç beklemediği eski bir dostuyla karşılaşmış gibi. "Oo, merhaba Osman Yiğit. Ne var ne yok? Geç otur bakalım," dedi. Osman Yiğit kalbi hızlı hızlı çarparak yaklaştı. Kor üstüne oturuyormuş gibi döner iskemleye şöyle bir ilişti, yutkundu, derin bir nefes aldıktan sonra "Ocağına düştük kaptan," diye boşandı. "3000 sandık portakalım var.
Bir haftadır yolunu gözleriz. Kaptan altı şiş gözlerini yarı kapayarak salondakileri süzdü. Dudaklarının arasından İskenderun da fazla mal çıktı. 2 gün bekledik. Ama gemi de yükünü aldı, dedi. Karşısındaki cümlenin son kısmını duymamazlıktan geldi. Neyse, selametle geldiniz ya. Öyle. İnşallah selametle de gideriz. İnşallah, inşallah. Şu bizim 3.000 sandığa da... Kaptan bu sözleri hiç duymamış gibi. Hep de havaleli mallar yükledik. Bakalım İstanbul'u nasıl bulacağız? Denizlerin kötü zamanı, diye devam etti. Sonra daha ziyade kendi kendine mırıldanıyormuş gibi. Gemi de gemi değil ki. Hacı Davut vapuru. 4 seneden beri havuzlanmadı. Allah çoluğumuza çocuğumuza acıyor herhalde. Osman Yiğit yüzü büsbütün kızararak. Şu bizim portakallar, diyecek oldu. Kaptan birden doğrularak. İnşallah gelecek sefere, dedi. Aman süvari bey. Şaka etme Allah'ını seversen. Portakallar sandığa gireli 15 gün oluyor. 10 gündür de rıhtımda bekliyor. Bu sabah Mamlı'ya yüklettim. Neredeyse gemiye yanaşmıştır. Süvari Bey gözlerinin kenarından süzülen yaşları elinin tersiyle sildi. Yüzünü uzun uzun kaşıdı. Sonra Osman Yiğit, dedi. Atarın için birkaç yüz sandık alırım ama Sintine'ye koyarım. Başka yerim yok. Yapma be kaptan. Sintine de portakal gider mi? Sabaha varmadan çürür. Orasına ben karışmam. Süvari bunları söyleyerek kalktı, salondan çıktı, yukarıya kamerasına gitti. Osman Yiğit başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Sonra o da acele adımlarla dışarı fırladı. Kumanda köprüsünün merdivenini ıkına sıkına tırmandı. Yukarı varınca ikinci kaptanı orada dolaşır buldu. Onu bir kenara çekerek meseleyi anlattı. Hadi kurbanın olayım. Şu işi bir düzenine koy. Beni yakmasın, diye sırtını sıvazladı. İkinci kaptan, vallahi ne bileyim, bakalım bir kere, diye süvarinin kamerasına girdi. Ondan sonra belki yarım saat süren bir pazarlık başladı. İkinci kaptan bir içeri bir dışarı gidip gelerek bu hayırlı işi yoluna koymaya uğraştı. Nihayet navlunu 6 kuruş olan portakal sandıklarının 70'er kuruştan gemiye alınması kararlaştı. Osman Yiğit aşağıya inip acente ve vapur katibiyle muameleleri tamamladıktan sonra sandık başına navlun farkı olan 64 kuruştan 3.000 sandığın tutarı 1.920 lirayı ikinciye teslim etti. Bu aralık Mavna yanaşıp portakal sandıklarını gemiye vermeye başlamıştı. Vinç sabaha kadar işledi. Tayfa İsmail Denizer yorgunlukla İstanbullu olan karısından öğrendiği güzel konuşmayı bir yana bırakıp halis Rize şivesiyle etrafına küfürler ediyordu. Kumanda köprüsündeki genç mülazım kaptan ne yapacağını bilemiyor. Denize yuvarlanan 2 sandık portakal için aşağıda kıyametler koparan Osman Yiğit'e şaşkın gözle bakıyordu. Sabahın kırağısı üzerlerine yağan güverte yolcuları ıslak paltolarının yahut yorganlarının altında kımıldıyorlar, öksürüyorlardı. Bir nefer kaputunu omuzuna atmış, yağlı tahtalar üzerine uzanmış yatan bu erkekli, kadınlı, çocuklu kalabalığın üstünden aşarak ayak yoluna varabilmek için uğraşıyor. Aksakallı, sıska bir herif yorganı sırtına sarmış sigara içiyordu. Ön tarafta bir gidip gelme oldu. Bir kampana çaldı, gemi demir alıyordu. Biraz sonra makineler homurdana homurdana işlemeye, bütün tekneyi o garip sıtma nöbetiyle titretmeye başladılar. Vapurun bir gün evvel pek havaya kalkmış gibi duran burnu, bu sefer iyiden iyiye sulara gömülerek batıya doğru yöneldi. Kısa kalın bacadan çıkan kara dumanlar, güneşin doğmak üzere olduğu tarafa doğru kıvrım kıvrım uzanıyordu. O gün öğleden sonra süvariyle ikinci kaptan ellerinde dürbünleriyle ikide bir de ufukları seyretmeye başladılar. Bu hal ertesi gün, daha ertesi günde devam etti. Ara sıra Çakçıbaşı da geliyor, o da cenuba bakıyordu. Hep birden bir şey arıyor, bir şey bekliyor gibiydiler. 2-3 kelimelik cümlelerle konuşuyorlardı. Bir şey var mı? Görünmüyor. Gün batısı karanlık. Bir imdat çıkacak gibi. Zannetmem. Bugünlerde lodos beklenir. Olsun da ne olursa olsun. Ya adam akıllı kötü bir deniz yaparsa? Eh kısmette ne yazılıysa olur. Hadi hayırlısı. Üçüncü gün ikindi vakti cenüp tarafı karardı. Çerçebaşı yine üst güvertedeydi. Hemen kaptanın yanına koştu. Hele şükür lodos geliyor. Allah vere de fazla sert olmasa, dedi.
Bunları söylerken gülümsüyor, yüzünün kalın derisi, kısa kesilmiş kır saçlarının dibine kadar kırışıyordu. Yarım saat kadar sonra deniz oynamaya, ılık fakat şiddetli bir rüzgar direklerde ıslık çalmaya başladı. Geminin iskele tarafına vuran dalgalar yükselip güverte yolcularını ıslatıyordu. Ellerinde yastıkları, kilimleri, sepetleri, bavullarıyla kuytu bir yer bulmaya uğraşan kalabalık şuraya buraya koşuyordu. Bütün aralıklar ve ambarlar portakal sandıklarıyla dolu olduğu için yolcuların üstü örtülü bir yer bulabilmeleri pek zordu. Herkes rüzgardan, dalgalardan korunabilmek için aksi tarafa yığılıyor, bu yüzden gemi daha çok sancağa yatıyordu. Ortalık adam akıllı karanlıktı. Bir köşede kusan kadınlar, ağlayan çocuklar vardı. Kamera yolcuları da yemeklerini sofrada bırakmışlar, köşelerine çekilmişlerdi. Ara sıra koridorlarda iki tarafa tutuna tutuna sarhoş gibi yürüyen dağınık saçlı kadınlar görülüyordu. Çarkçı başıyla ikinci kaptan birinci mevki salonuna gelmişler, yolculara telaşla tavsiyelerde bulunuyorlar. Güya kendi kendilerine söyleniyorlarmış gibi. Vaziyet fena, ne halt edeceğiz bilmem. Gemi değil ki, yük de fazla, hep havaleli şeyler. Diyerek adeta panik havası yaratıyorlar. İkinci kaptan bir aralık. Çarkçı bey, avarya yapmazsak vaziyet tehlikeli galiba. Dedi çarkçı başı. Vallahi bilmem kaptan ama bizim makine dairesinde bile ayakta durulmuyor. Süvari beyle avarya için konuşalım. Yolcuların yanında yapılan bu münakaşadan sonra ikisi beraber yukarıya süvariye çıktılar. En havaleli mal olan portakalların denize atılmasına karar verildi. İkinci kaptanın nezareti altında 250 sandık bordadan aşağıya fırlatıldı. Sonra gemi katibi avarya evrakı usulü dairesinde tanzim etti. Tüccar Osman Yiğit'in sigortadan 3000 sandık portakalın parasını alabilmesi için bu evrakın düzgün olması gerekiyordu. Ertesi gün öğleye doğru hava sertliğini kaybetti. Akşamüstü büsbütün sakinledi. Birkaç gün daha gürültüsüz, patırtısız bir yolculuktan sonra gece saat 8 sularında vapur İstanbul'a vardı. Sirkeci rıhtımına yanaştı. Boşalan yolcuların telaşlı gidip gelmeleri arasında tayfalar koşuşuyorlar, ambarları açıyorlardı. Bu aralık ufak tefek, çil yüzlü, incecik burunlu, yakası kürklü paltolu bir adam dar merdivenden inmeye çalışanları itip arkalarına baktırarak vapura girdi. Süvarinin kamerasına çıktı. İkinci kaptanla vapur katibi de oradalardı. Çil yüzlü adam, "Geçmiş olsun süvari bey," diye söze başladı. "Acenteden öğrendim. Osman Yiğit'in portakalları avarya olmuş. Neyse sağlık olsun. Muamele tamam mı?" Katip, "Bizimki tamam." diyerek bir de size kağıt gösterdi. Yarın acenteye gider, üst tarafını tamamlarız. Süvari o kalın ve cızırtılı sesiyle Halil Eğinli dedi. Nasılsın? Senin malların ziyan olmasına canım sıkıldı doğrusu ama ne yaparsın? Başka tüccarın malını atamazdım. En sonra Osman Yiğit'in portakallarını almıştım. En üstte onlar duruyordu. Şimdi sen portakalsız kaldın. Gelecek partiyi beklersin artık. Halil Eğinli, gemide başka portakal da var mı? Diye sordu. Birkaç bin sandık da dört yol malı var. İskenderun'dan aldık. Öteki kurnaz kurnaz gülerek. Canım başka. Onu sormuyorum. Bizim için bir şey var mı diyorum. Kaptan yine yüzü hiç değişmeden o kesik kısa kahkahalarından birini attı. Kolay canım, kolay. Senin vasıtan hazır mı? Yanaştı bile. Kameranın kapısını iyice kapattıktan sonra içeride esaslı bir pazarlık daha başladı. Denize atılmış göründüğü halde geminin deniz suyundan uzak yerlerinde rahat rahat bekleyen 2750 sandık portakal Halil Eğinli'ye yeni baştan satıldı. İçinde 80 portakal bulunan sandıklardan her biri 3 liradan hesap edildi. Aslında ambalaj masrafı ile beraber tanesi 90 paraya mal olan portakalların sandığı, yüklendiği iskelede 180 kuruş, meşru olan ve olmayan nahlunla beraber İstanbul'da maliyeti 250 kuruştu. Ama böyle ufak farklar üzerinde fazla durulmadı. 2750 sandığın tutarı olan 8250 lira Halil Eğinli'den peşin peşin alındı. Bir aya yakın süren bu seferin bütün geliri Osman Yiğit'in navlun farkı olarak verdiği 1920 lirayla birlikte 10.170 lira tutuyordu. Los Dromos'una serdümenine kadar pay verilecek olduktan sonra bu rakam pek göz kamaştıracak bir şey sayılmazdı.
Halil Eğinli gittikten sonra ikinci kaptan, çarkçıbaşı, gemi katibi, başkamarot, bir de bu aralık vapura gelmiş olan acente memuru süvarinin kamarasında toplandılar. İsmail Denizer sefere çıkacakları gün çocuğu olduğunu ileri sürerek vapur limanına girer girmez ikinciden izin almıştı. Onun için şimdi Osman Yiğit'in denize atılmış görünüp Halil Eğni'ye satılan portakallarını o boşa atmıyordu. Bincin başında daha çocuk denecek kadar küçük bir tayfa vardı. Fakat İsmail Denizer de bir türlü gemiyi bırakıp gidemiyor, katibin yolunu gözlüyordu. Geçen sefer doğum masrafları için avans aldığından artık para istemeye ne hakkı ne yüzü vardı. Ama eve de böyle büsbütün eli boş dönemezdi. Hiç olmazsa bir 2,5 liralık koparmalıydı. Katip de nedense ortalıkta görünmüyordu. Belki 1 saate yakın bekledi. Odasının kapısını açıp açıp içeri baktı. Kimsecikler yoktu. Nihayet oradan geçen kamarotlardan birine sordu. Beyaz ceketli delikanlı, süvarinin kamarasında ama yanına giremezsin, işleri var, dedi. İsmail yarım saat kadar daha bekledi. Sonra korkak adımlarla yukarıya çıktı. Her merdivenden sonra 5-10 dakika bekliyordu. Daha ileri gitmeye cesaret edemiyordu. Nihayet kaptan köprüsüne kadar çıktı. Hemen merdiven başında, telgrafın yanında kazık gibi durdu kaldı. Süvarinin 5-6 adım ilerideki kamerasından sesler geliyordu. İkinci kaptanın ince, titrek sesi süvarinin boğuk, yırtık bağırışlarına karışıyordu. İçeride oldukça ateşli bir münakaşa vardı. Ara sıra birisi masaya vuruyor, kapı aralanıyor, birisi dışarı çıkmak istiyor, sonra kolundan yakalanıp içeri çekiliyordu. İsmail biraz durduktan sonra bir korkuya kapıldı. Hemen geldiği gibi dönüp gitmek için merdiveni ayağına attı. Fakat bu sırada kameranın kapısı arkasına kadar açıldı. Geride vuran sarı ışıkta kaptanın kısa, tıknaz vücudu. İsmail bir ayağı merdivende korkudan taş kesilmiş gibi kaldı. Kaptan ön tarafa, ona doğru yürüyordu. Birkaç adım daha atınca yanına geldi. Hırsla soluyor, homurdanıyordu. Islak gözleri karanlıkta daha küçülmüş gibiydi. Orada birisinin durduğunu görünce kim olduğunu tanımadan koluna yapıştı. Boğulur gibi kısık bir sesle "Görmüyor musun köpeoğullarını? Beni kafesle mi bakıyorlar?" diye söylendi. Bu aralık kapıda ikinci kaptanın sarı başı göründü. "Süvari bey, 1 dakika teşrif buyurun," diyordu. Süvari o tarafa dönüp bağırdı. "Bırak efendim, ne alt edersiniz dedim. Ben yokum bu işte." Sonra tekrar İsmail'e döndü, yumruğuyla göğsünü döverek, "Bütün mesuliyet benim. Hapse ben gireceğim. Benim çoluğum çocuğum sürünecek. Benim şerefim mevzu bahis. Yine de doyuramıyorum gözlerini pezevenklerin." İkinci kaptan o tarafa geldi. Süvariyi muşak bir hareketle kolundan tutarak, "Asabileşme kaptanım, senin dediğin olsun," diye kameraya sürüklemeye çalıştı. Sonra orada duran İsmail'i görerek, "Sen ne arıyorsun burada lan?" diye bağırdı. Tokatlamak için üstüne yürürken birdenbire kendini topladı. Elini cebine sokup bir 10 liralık çıkardı, tayfanın eline sıkıştırdı. "Hadi çek arabanı," diye payladı. İsmail çabuk çabuk merdivenden aşağı inerken süvari tekrar kamerasına girmiş, kapı kapanmıştı. İsmail yolda bir hayli düşündü. Eve ne götürebilirdi? Cebindeki 10 lira ona bir hayli cesaret, cömertlik veriyordu. Biraz daha yürüdükten sonra bahçe kapı taraflarındaki manavların önünde yavaşladı. Portakallara uzun uzun baktı. Lohusa karısına en iyi hediye portakal olacaktı. Bu mevsimde Akdeniz seferine çıkan gemilerin tayfaları uğradıkları limanlardan ucuz ucuz portakal alır getirirlerdi. Fakat kendisi vinç başından ayrılamadığı, yanında da 10 parası olmadığı için bir şey alamamıştı. Bir manavın önünde durdu. En irilerinden tanesi 20'şer kuruşa 10 tane portakal aldı, mendiline koyup bağladı. Oradan geçen bir gazeteciden de bir köroğlu istedi. Katlayıp cebine yerleştirdi. Sonra biraz ilerideki bekleme yerine giderek Beşiktaş tramvayını gözlemeye başladı. Sabahattin Ali'den Öyküler. Sırça Köşk. Portakal.